Ben Fenerbahçe'nin Mersin, içerideki Mersin, içerideki Antep, içeride Gençler Birliği, evet, son Sivas ve Başakşehir maçlarında puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Konya, Galatasaray ve Trabzon deplasmanlarında puan kaybetme ihtimali var. Başakşehir deplasmanı var. Evet. Bakın, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Başakşehir. Ya kaybeder yani. Gaziantep. İçeride bilmiyorum. Neyse diyelim. Trabzon deplasman sıkıntı olur. Galatasaray deplasman sıkıntı olur. Tamam. Konya deplasman sıkıntı olur. Bir. Tamam. Konya, erkenden, Galatasaray, Trabzon. Erkenden şu bu. Dün evet. akşam burada hoca dedi ki Fener şampiyon olur. Tamam. Ben hocanın bu zamana kadar demedim. Fenerbahçe şampiyon olur demesine istinaden ne istedim? Fenerbahçe mağlup oldu. Dün puan kaybetti. Şampiyon. Ben de hayır Beşiktaş olur dedim. Ben bir. Bu akşam fikrimi değiştiriyorum bir. Yalnız. Bir dakika hocam. Yakaladınız mı? Bir saniye. Fikrimi değiştiriyorum. Şimdi burada hocam dur. Fenerbahçe şampiyon olur demiyorum artık. Fenerbahçe en az 3 puan farkla şampiyon olur dur. Diyorum. Şimdi burada yazın. Şimdi burada sevgili seyirciler iyi bakın. Müneccim. Burada Rasim. Bursa maçı. Bilmemiz. Bakın arkadaşlar. Bugün Bursa maçı. Çok sıkıntı olur diyorum. Vodafone Arena'da. Bir kenar. Sivas deplasman hayati bir maç. Çok kritik bir maç. Bana göre şampiyonluk maçı gibi. Sivas'ın şampiyonluk maçı bak bu maç. Akhisar Belediye diyelim ki normal geçer. Kayseri normal. Galatasaray deplasman sıkıntı. Osmanlı içeride sıkıntı. Konya deplasman bilmiyorum o zaman İpko ama onun için diyorum ki arkadaşlar 4 haftacı da aynısını söyledim. 75-76 şampiyon olur. 77 olmaz. 2 takım daha puanlar kaybedecekler. Acele etmeyin. Onun için üzülmeyin Beşiktaşlar. Alttan müzik güzel de. Acele etme yeter abi ne müziği falan. İnsanlar üzülmüş Beşiktaşlar. Vallahi ben dün akşam da söyledim Osmanlı'yı çalmayın. Osman, Fenerbahçeliler üzgün dedi çalmayın. Sinan. Bugün de Kasımpaşa'ya müziği falan yeter. Üzgün bir 15 milyon Beşiktaş taraftar var. Biz de dün üzgün. Yani kör gözün parmağı o kadar yok da değil yani. Ya. Yani burada sustuk da yani müzik tamam da. Tavernaya mı geldik ya? Delirtmeyin adamı ya. Dün peki savaş meydanında mıydı? Yapmayın dedim dün akşam. Yok bu konuda senin haklı. Bir dakika Rasim'e de sus dedim. Senin haklı tamam uzatmayın. Rasim'e de yeter ama ya. Ben Rasim'e de sus. Şeyini çıkardınız ama yani ha. Dur abi öyle. Doğal. Planlanmaz. Şey yaparak gir. Ne o? Kendi atarım. Anlaşarak olmaz. Atarım ben onu. Peki. Zamanı gelince. Sürekli Kasımpaşalı dinletmesi. Yeter abi. İhanet değil mi? Senin için değil. Yeter. Şeyini çıkarmayın ya. Şeyini çıkarmayın yani. Anketimi versenize. Yani. Yapmayın. Yaz. Fenerbahçe 82 puanla şampiyon olur. Ya ne 80'i 75'i 76'ya geçmez. İddiaya girer misin? 76'ya geçmez. 75'i peki şampiyonun Fenerbahçe geçmez. Başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe ikinci bile olsa 76 puan ve üzerine sana 10 takım elbisene bir takım elbise. Okey. 10 takım olmaz. Sana yara vermeyeyim ben. Tamam. 10 takım fazla. Ya şimdi. Ya versene. Yok olmaz. Ertem hocayı kıyamam. Ertem ne güzel hocam. Anlaşırız biz hocayla. Bak tekrar ediyorum. 10 takım olmaz. Şampiyon için konuşmuyorum. Geçmez hocam. Fenerbahçe Futbol Kulübü. Gel bir daha. 76 puan ve üzerinde alır. 76 puan ve üzerinde alır. Bir dakika hocam. Yani 16 puan da alır. 16 puan buradan çıkmaz. Eğer çıkmasın ben yorumculuğu bırakıyorum dersem çok iddialı. Ya bir dakika. 16 puan demek. 5 galibiyet. Peki. Bir beraberlik demek. Hocam ben 4 hafta. Ya dişimi kırarım ya. Hocam ben 3 hafta. Fenerbahçe şuradan 5 galibiyet bir beraberlik alamaz mı? Sayın hocam ben 3 hafta önce dedim ki. Bir, bakın o kaseti hazırlasın çocuklar 3 hafta önce. Hadi canım burada 5 galibiyet alır Fenerbahçe. Ben 3 hafta önce dedim ki çok dedim alır. Daha maçlar bak çok puanlar kaybedilecek herkes takılacak. Kaç adan yeni söylemedim. Sinan sana Fenerbahçe'nin olacağı şampiyonluk puanını söylüyorum. Olmaz 82. Hocam. 76-77 geçmez. Ya 76'yı bana ver. 76 takım elbisesine geçmez gelirim. Hocam geçmez. 76'yı bana hep ver. Hep beraber seyredeceğiz. Yani 16 puan buradan Fener alamaz mı? Alamaz. Peki. Konya Spor şöyle sayıyorum. Ne diyorsun? Şöyle. Berabere. 1 puan. Galatasaray deplasmanı. 0. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi yener. Galatasaray yener. Say mı söylüyorsun? Ya tamam hocam ver ya. Galatasaray Fenerbahçe'yi yener deriz. Mersin yani. İdman Yurdu içeride. 3. 3. Toplayacağım. Trabzon deplasman. Trabzon yener. Yaz hocam Fener yaz. Yener. Evet. Öyle söyleyeceğiz. 0. Antep. Fener yener. 3. Başakşehir. Berabere. 1. Gençler Birliği. İçeride. 1. İçeride. İçeride. Evet, İçeride. 1. Ne diyeyim? Dün nerede kaldı? Dışarıda mı kaldı? Peki, bir, Sivas deplasman 3'te hocam hadi. 4, ayağını anlaş. 8, 9. Fenerbahçe o zaman 3. olacak demektir bu şartlarda. Bilemem. Hayır. Bu puanları alırsa Fenerbahçe 2. de olamaz. Yani Sinan'a sorsak hocam, ekmek de vermeyecek. 16 bize. Alırsa. Vallahi, 16 Sinan'a alsınlar, sorsan ekmek de vermeyecek. 16'da şampiyon olur unutma bunu. Ya burada ikisi de 16 puan verdin ya. İkisi de 16 puanın üzerinde alır. Ertem'cim çok güzel teknik analizler. Bugün herkesin analiz yapası tuttu. Biz
Sinan Engin'e tekrar katılıyorum. Evet, burası bir taverna değil. Doğru. Girdik bir espri yaptık. Tamam, doğru söylüyor. Taverna değil. Yalnız burası Cenk Meydanı da değil. Aaa! Bak! Ne oluyorsun? Öyle mi istiyor? Dün burada çektiğinde ne üstü yalan mı? Alttan alta müzikler var. Bak söylüyorum. 25 milyon Fenerbahçeli dün üzülmedi mi? Beşiktaş 25 milyon Fenerbahçeli'nin canı yok muydu dün? Olacak. Herkes kahroldu, evinde ağlıyordu. Abi bakın. Rasim de burada sevgili, keyif yapıyordu. Sevgili Allah Allah. Sosyal medya. Sevgili Instagram. Sevgili Twitter'da neyse. Arkadaşlar keyif alın. Haksız mıyım? Eğlence yapın bunu. Yani bunu küfürlerle bilmem nelerle falan böyle şeyler yapma. Ya eğlenin. Eğlenin. Bu bir tabii futbol. Burada bir eğlence var. Bir keyif var. Biz de burada yani siz eğlenin diye, keyif alın diye bir takım şeyler yapıyorlar burada Ertem'den. Siz de keyif alın. Siz de eğlenin. Yani burada kalkıp da küfürle yok şöyle falan cevaplar vermeyin arkadaşlar. Verdiğiniz zaman zaten orada içeride siliyorlar. Bazen size karşılık yazıyorlarmış. Görüyorum. Yargılanıyor geçen biri. Bana geldi Esen Nur'un. Yazmayın diyorum. Bazen yazıyorlar da. Karşılık verenler olmuş küfür edenler de. Ertem bana söyledi abi dedi. Böyle böyle yazanlar var bizim çocuklardan içeride. Onun için keyif alın arkadaşlar. Bu futbol nihayet bak ne güzel gidiyor. Şamatadır ya. Eğlence ya. Eğlencedir eğlence. Ha. Bravo. Eğlence. Kötü yazmayın. Eğlence. Eğleniyoruz zaten yazalım. Kardeşim. Paylaşalım biz de. Paylaşalım. Kedime de bir şey duydum. Haftaya şey var. Zaten ben Beşiktaş'ın mağlubiyetini Sinan çok güzel anlattı da hani yanlış oyuncu değişiklikleri, rehavet falan. Aslında Beşiktaş'ın mağlubiyetinin tek sebebi kedidir o kedi Ertem. O filmi bilir misin Metin Akpınar'ın? He? Dam üstünde birileri yürüyor. Ankesi de verdi arkadaşlar. Kedidir o diyor. Kedidir. Beşiktaş'ın da bugün mağlubiyetinin sorumlusu kedidir. Kedidir o kedi. Sergen diye bir çocuk. Kedidir o kedi. Bak Sergen meşhur diye bir çocuk. Abi, boş ver. Manisalı. Bak, soyadını vermiyorum. Manisalı. Küçücük çocuksun. Bak çok küçüksün. 17 falansın. 16. Sonra annen baban ağlıyor ondan sonra daha başlıyorlar. Yani kalkıyorsun bir şey yazıyorsun oğlum. Şimdi 2 dakika evvel söyledim. 2 dakika evvel söyledim hala. Soyadını söylemiyorum. Sonra diyorlar ki deşifre aslında bunları deşifre edeceksin ki utansınlar. Söylemiyorum soyadını. Ayıp oğlum ya. Evet. Ufacık çocuksun lan. Şimdi ben, şimdi sen gariban bir çocuğa haklısın da ben burada Oğuzhan Özyakuplu denen bir adam var. Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün profesyonel oyuncusu, milli takımımızın gözbebeği. Bir dakika hocam, bir özür dilerim. Burada bir... Bana mı diyorsun? Hayır. Destekleyeceğim. Evet. Görüntüyü vererek. Tamam, ben her zaman şunu söylüyorum. Mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım ama yaptığı çok büyük ayıptır. Şimdi ne bak. Bunu kim yaparsa yapsın. Bak. Beşiktaşlı da olsa, bak, bilmem şimdi, ne de olsa, bu yapılan ayıptır. Bu hareketi, bunu hakeme yaptı. Bu hareketi sarı kartta mütakip maçın hakemine yaptı. Bu hareket dünyanın her yerinde F ile başlayan devam, O ile devam eden bir şey. Ne olduğunu bunun ancak kör anlamaz bunun ne olduğunu. Görme engelli kardeşlerim, bu yaptığın terbiyesizliktir. Bu yaptığın saygısızlık. Kime yaptı hocam bunu? Futbolcuya mı, hakeme mi? Kime yaparsan yapacaksın. Hayır, ben görmedim. Hakeme yaptı ya. Hakeme yaptı. Ne zaman ya? Maçın sonu? Ne zaman İlk oldu? İlk devrenin sonlarına doğru. Sonunda. Öyle mi? Tamam mı? Bak. Eğer çok yaşa. Sinan, sen gördün mü bunu? Beşiktaş takımı Koleş takımıdır. Beşiktaş takımı efendi futbolcular topluluğudur. Senin daha büyük abdestin yalıya ermedi. İki tane iyi maç oynadın. O Allah'ın var. Üç tane de iyi milli maç oynadın. Allah'ın var oynadın. O bu peşinde Arsenal bilmem ne. Hemen havaya girdin, saygısızlığa başladın. Bunu kim yapıyor hocam? Bunu yapma. Emre Belözoğlu'na özenme. Özeniyor. Biz evet, aynen. Geçmiş önün, senin önünde. Kime yaptı hocam bunu? Hocam ya kime yaparsa yapsın. Her kediye yapmadı. Hakeme yaptı kardeşim. Hakeme mi? Kime yapacak bu hareketi? Hayır hocam, belki ne bileyim türbinden birisi bağırmıştır, bir şeydir falan filan diyorum, onun için diyorum. Ha türbinden birisi küfür etmiştir, net bir küfür. Onu da yapamazsın. Tribündeki adama da yapamazsın bak bunu. Hocam, bir hayır, tribündeki adama da bu hareketi yapamazsın. Hocam, bir dakika. Nasıl yapamaz hocam ya? Futbolcular tribünden birisi bana adam olarak tribüne etse ben yaparım hocam. Bu futbolcu... Şimdi tribüne mi çekmeye başladın? Hayır, bir dakika. Kardeşim bunu hakeme yaptı. Bırak hocam. Hayır, tribüne yaparsa doğru diyorum. Bir müsaade eder misin abicim, anlatayım? Buyurun hocam. Hocam bak. Bu futbolcu da etten kemikten, bu insanların da üzülürler bazen. Yenilmişsin. Maçı kaybetmişsin. Tribünden derken tribünden birisi küfür etmiştir. Doğrudur demiyorum. Türbinden bir sükür etmiş olarak yanlıştır. Kardeşim. Yanlış olduğunu yüzeyi söylüyorum. Sarı kart gördükten sonra ya futbolcu hakeme üzülüyor yaptı. Ya. Hakem futbolcu üzülür atardı. Abi. Şimdi ben şunu söylüyorum. Şampiyonluk maçı, şampiyonluk gibi maçı kaybediyorsun yani burada ya. Şenol Hoca. Üzülüyüm yani. Şenol Hoca. Hakem diyorsun da.
Bak bunu zamanında Emre için de söyledik. Zamanında hangi futbolcu bunu Melo için de söyledik. Ya Oğuzhan, sen Türk futbolunun göz bebeğisin. Türkiye'nin en değerli yararı oyuncunun başında geliyorsun. Milli takım senden çok şey bekliyor. Seni örnek alan binlerce, milyonlarca çocuk var. Yakışıyor mu sana evladım bu hareket? Çok ayıp. Bu saygısızlık yakışıyor mu sana? Hadi çok efendi ayıp. Gibi konuşayım. Evet, böyle yakışıyor mu evladım? Yakışmıyor. Sana ne yani istersen öyle konuşurum. Yakışmıyor. Sen kimsin Oğuzhan? Kafasına gelsin. Da diyebilirim. Hocam. Sana yakışıyor mu? Da diyebilirim. Süper sağlarsan al. Süper. Şimdilik ama böyle konuşuyorum. Sinan abinin Ertem amca. Gidere gider. Sinan abi Ertem amca. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki. Ertem abi Sinan amca. Oğuzhan'cım seni anladım baştan sonra. Üzüntündür, normaldir ama bu doğru bir hareket değildir koçum. Bir daha bu hareketi yapma, yakışmadı. Bu hareket hiçbir yerde yapılmaz. Hatta nasıl hiçbir yerde daha kötü bir şey var. Ver fotoğrafı. Ver fotoğrafı. Kızmaz mıyım rezalet ama. Bir şey göstereceğim orada. Tamam, ver son kez. Hareket için değil. Bak Oğuzhan, sen bu hareketi belli ki hakeme yapıyorsun. Yanında bir arkadaşın da pasından tutarak elini aşağı indirmeye çalışıyor. Yapma der gibi. O yanındaki adam kimse bilmiyorum ama o adamın kralı. Sen de ona layık olmaya çalış. Rasim bir şey söyle. Rasim sen bir dakika. Valla söyleyecek bir şeyim yok. Oğuzhan'ın yaptığı rezalettir ama ben rezalettir ama benim konuşacak bir enerjim yok. Benim söyleyeceğim şu. Turgay Ciner'e seslenmek istiyorum. Ya Turgay Ciner'e ne alakalı ya? Maçımı satsaydı onu ne olur efendim Turgay Ciner'in şeyiniz mi var? Habertürk'te şey mi bekliyorsun? Ha şey bekliyorsun. Bekleyenler var. Maçı satsın mı istiyordun? Hayır. Maçı bıraksın. Bir ben konuşturur olacak mıyım? Tebrik et abi. Tebrik et kardeşim. Haber var haber var haber var. Tebrik et ona. Sen de. Al. Turgay Ciner ve Fatih Saraç'ı tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. O da orada. O da Kasımpaşa'nın yöneticisi. Ya ne var adamlar? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne yaptılar? Bunu Fikret Orman'a özel gıcıklığınız için mi yaptınız? Bak. Aa, ne yaptılar soruyor. Ya? Allah Allah. Rasim bu iş hoş bir şey değil ya. Soruyorum ortaya koyuyorum. Rasim bu iş hoş bir şey değil ama. Ne yapıyorum kardeşim? Ya olur mu ya adam kazanmak için? Bak ne diyor? Ne diyor? Ne oluyor? Sinan Engin'in istihbaratına dayanarak söylüyorum. İstihbaratına dayanarak bir dakika. Bakın. Saptırmayalım. Beşiktaş'ı küçültüyorsun sen ya. Elma ile armutu karıştırmayalım arkadaşlar. Bir dakika. Ben bunu bir şey istinaden söyledim. Kasımpaşa'da Beşiktaşlı idareci çok var. Kurs'ta başkanı dahil. Başkanı dahil ve Zafer Yıldırım ve vesaire vesaire çok var. Ve Rıza Çalınbay'ı paramparça yaptılar. Sosyal medyada paramparça yaptılar. Aynen. Bu maçı eğer Beşiktaş kazanmış olsaydı bugün Rıza TT'de bir numaraydı ve büyük küfürlerle, ağza alınmayacak küfürlerle TT'de bir numaraydı. Dün dedim değil mi sana? Dün dedim. Bak, aferin bravo. Dün dedim. Ben buna istinaden dedim ki zaten Fikret Orman'la Turgay Ciner'in arası yoktur. Ayrıca da Rıza Çalınbay dünyanın en temiz adamıdır. Her antrenörün yapması gerektiği gibi çıktı oyunculara taktiğini verdi. Aynısını Aykut Kocaman'dan da bekliyoruz. Zaten öyle olacak. Aynısını da Aykut Kocaman da bunu yapacaktır. Çünkü Aykut Kocaman da bakın, şimdi buradan Beşiktaşlara sesleniyorum. Aykut Kocaman için de sosyal medyada haydi Aykut. Abi Aykut zaten dereceye oynuyor. Aykut Kocaman dereceye oynuyor. Aykut Kocaman keşke elinden gelse ki Fener'in de üstüne çıkmak ister. Onun için herkes kendi işine bakıyor arkadaşlar. Bunları ben hep söylüyorum. Program boyunca hep söylüyorum. Kimse kimseyi tanımaz. Herkes kendi önündeki maça bakar. Hani ben bu Galatasaray Beşiktaş maçını örnek verirken sevgili arkadaşlar. Onun için Rıza Çalınbay örneğini verirken bundan dolayı verdim. Bugün kaybetseydi Rıza Çalınbay paramparçaydı. Paramparçaydı. Patronu dahil. Gündemedim ben sana. Kazandılar. Aslan gibi gerekeni yaptılar. Haklı bir galibiyet aldı. Turgay Ciner'i de, Zafer Yıldırım da, bütün Kasımpaşalıları tebrik ediyorum abicim. Futbol farklı bir şey. Tebrikler. Takım tutmak farklı bir şey. Dün Osmanlı'yı tebrik etmedik mi? Osmanlı'yı. Osmanlı'yı taş gibi takım dedik. Tebrik ettik kardeşim. Ama dün Osmanlı'ya. Bir şey söyleyeyim. Mesela Osmanlı'ya dün. Söyle bir şey. Osmanlı'ya dün yine sosyal medyada Osmanlı'nın işte başkanına, yöneticilere, Melih Bey'e falan bir sürü şeyler yazıldı, çizildi. Ya maç bırakılır mı ya? Kardeşim biz ne onlardan? Biz burada neyse onu söyleriz. Osmanlı bizim kurumumuzun takımı olabilir. Biz burada ne varsa onu söyleriz. Evet. Şimdi bir kere bir şey söyleyeyim. Rasim Ozan'ın bu sözleri şöyle bir algı yaratır. Turgay Ciner'e, ona buna, Kasımpaşa'da yöneticilere söylediği laflar şöyle bir algı yaratır. Kardeşim siz niye Beşiktaş'ı yendiniz ya? Ayıp değil mi? Hayır, bunun demiyorum. Bunun herhalde açıklaması, demiyorum. Tefsiri budur. Dediğim bu şey budur. Katılıyorum sana. Bu olmaz. Hayır. Bu olmaz. Ben bir şey olmaz. Böyle olur mu? Benim dediğim şey yok. Siz ne yapıyorsunuz? 143 lira. Eğer 143 değil. Bugün
180 Rasim'im. 180 derece yattım. Oğuzhan'ın hareketi pardon Rasim'im. Oğuzhan Kasımpaşa'da bir oyuncuya yapıyor bu hareketi. Aa hakikaten onu affedelim. Hayır hayır. İnsan adam bilgi, hayır, hocam, bilgi veriyor. Bilgi veriyor. Bilgi veriyor hocam. Kasımpaşa'da bir oyuncunun herhalde bir hareketinden dolayı bu. Hocam. Tamam. Övmüyoruz hareketi. Bilim, sadece bilgi veriyoruz. Doğru değil. Demiyoruz. Hakeme değil. Doğru değil demiyor. Mi? Yani hocam sen dürüstlük ulamasın. Sen doğru. Bakıyorsun ben böyle şeylere. Biz sıyız. Biz böyle adamları kayırıyoruz. Helal olsun falan mı diyorsun? Ertem'cim. Hayır. Sinan'cım. Türk futbolda ikinci hocam, bir emreye yetişmemesi için. Gayret sarf ediyorum. Hocam. Geçen hafta basın mensuplarına gider yaptı. Bugün orta parmak var. Yasyonlarına göre. Hocam, hocam bir şey söyleyeyim. Dün akşam Fapo. Dün akşam Beşiktaşlı futbolcular. Dün akşam Beşiktaşlı futbolcular. Fenerbahçe maçından sonra. Fenerbahçe maçından sonra seyrettikten sonra. Vodafone Arena'da ne işiniz var abi? Bakın işinize ya. Bakın işinize arkadaşlar ya. Açılış yapıyoruz, düğün mü yapmıyoruz ya. Millet kan gövdeye götürüyor, millet şampiyonluk bekliyor. Stat kaçmıyor abicim, açılır stat ya. Stada gezelim, stada dolaşalım, stada bakalım. Bırakın bu işleri, işinize bakın. Ha bunlar mazeret değil. Canınız sağ olsun. Ertemciğim, Ertemciğim bak bu işin eğlence olduğunu bir kere daha söyleyelim. Şimdi ben haftaya Fenerbahçe, Konya'da... Kedi gelsin. Fenerbahçe'de haftaya Konya'da... Çok zorlu bir deplasmanda puan kaybedebilir. %50 ihtimalle puan kaybetme şeyi var, ihtimali var Fenerbahçe'nin. Ben daha şimdiden Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe Konya'da takılırsa gelip burada hani ya da benim 50 gram pastırmam Konya'da şarkısını isteyeceğini biliyorum. Dolayısıyla böyle bir şey olursa sen evet Konya'nın şarkısı ister biz de burada küs küs otururuz. Bunda bir şey yok kardeşim. Bunda bir şey yok. Mekter Marşı istersen karşılığını alırsın. Burada eğleniriz. Haftaya Konya'ya Fenerbahçe'yi Konyalı'mı söylersin. Bu kedi kim ya? Kedidir o kedi. Hadi ya da bir hocam. Önemli kedi. Değil. Kedi sağdaydı hocam. Kimin kedisi bu? Kedidir o kedi. Bilmiyorum. Kimin kedisi hocam? Kimin kedisi bu? Nereden çıktı? Benim kedi? Değil. Benim köpeğim var. Başkentte de kedilerim var. Ben biliyorum. Kuru mamayla beslerim. Kedileri severim. Onlar sadık değillerdir, nankörlerdir ama severim kedileri. Kedidir o kedi. Bir şey olmaz. Alişan'ın kedisi bu. Bizim Alişan'ın da kedisi var. Kedidir o kedi. Alişan'ın hocam. Kedisi var ondan. Hocam sen niye biliyorsunuz ya? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaş? Burada bir teşkilat var. Ben sana söyleyeyim ha. Bu akşam burada bir teşkilat var. Bitmiş. Bugün Beşiktaş'ın itibarını sarsma günü. Kim sarsıyor? Yapacağım bir şey yok. Sen Beşiktaş'ın itibarını kimse sarsmaz. Kimse sarsamaz. Kimse. Beşiktaş'ın evet. İtibarını ancak muhaliflere böyle saldırırsın. Sinan abi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu her şeyi yapacağız ama. Hocam bir tweet paylaştın. Kedi. Sanırım gücümüz yetmeyecek. Twitter'da kedi. Bu kedinin altında ne yatıyor hocam benim? Maçta herkes görüyor. Kedidir, mesela yayıncı kedi. Kuruşta gösterdi sürekli. Kedi sürekli sağdaydı. Sürekli maçtaydı. Kedidir o kedi. Kedi o kediyi gösterseniz öbür ön yan profilden arkadaşlar. Kedidir o kedi. Vay vay vay. İşte bugünkü maçtaki kedi işte bu. Kasımpaşa maçında sahaya giriyordu abire. O gün durdu ya bir iki kere. Yüce Allah'ım. İnsanlara bazen uyarılarda bulunur. Bazı vesilelerle, bazı müsibetler, olaylar, simgeler, semboller. Ben çok dini itikatlar, vecibelerini %100 yerine getiren bir adam değilimdir. Lakin İslam'ın 5 şartı vardır. 6.'sı da haddini bilmek ya da tevazudur diye düşünüyorum. Biraz sonra konuşacaklarım. Bir kişiyi bağlar. Cenab-ı Allah hocam çok kısa araya gireyim mi? Cenab-ı Allah egolu kendini beğenmiş insanları sevmez. Kibirli, çok Allah, şey konuşuyorum. Allah hocam. Kibirlileri Allah sevmez. Ne görüyorsa onu verir cezasını. İslam'ın 5 şartı 6.'sı haddini bilmek, küstah olmamak, nankör olmamak en önemlisi tevazudur. Aynen öyle. Musevilerde yanlış hatırlamıyorsam 7 büyük günah vardır. Biri de kibirdir. Kibir ve ego. Hristiyanlıklarda, Hristiyanlarda vardır. Belki başka. Her dinde var. Kediye, olaylarda olabilir. Kediye bir şey mi uydurdun? Bir şey söyleyeceğim. Bak Fikret Orman Başkanım. Bunu işaret kabul ediyor Ahmet Hocam. Bu sana bir işaret. Havaya girme. Kedi mi işaret? Süleyman Seba Başkanımın kemiklerini sızlatma. 10 gündür bulaşmadığın takım, atmadığın ego tribi, narsizmden derin esintiler veren kelimeler dışında hiçbir kelime kullanmadın. Bu sana Allah'ın ilk uyarısı Fikret Orman.
Kedi mi maç mı? Vallahi ne sağlarsanız alın. Ben şunu söylüyorum kardeşim. Şunu söylüyorum. Beşiktaş kulübü büyük kulüptür. Beşiktaş kulübü belki bir hafta sonra dünyanın en güzel stadına kavuşacaktır. Ama sayın başkan, çizmeyi aşma. Çizmeyi aşmak derken bizle alakası yok. Allah'ın gücüne gidecek işler yapma. Söylemlerinle, sportif başarın veya başarısında, özel yaşantında. Lütfen Allah'ın gücüne gidecek işler yapma. Bu sana yüce Allah'ımın Allah her ilk uyarısıdır. Teşekkür ederim. Sinan abi. Hocam Agahün, vallahi Agahün'ü gördüm sanki. Rahmetli Agahün vardı. Ertem'cim, kaç gündür söyledim. Ne kadar Beşiktaşlı görüyorsam da hep söyledi. Abi, bizim başkan niye bu kadar çok konuşuyor? Bizim başkan her yere konuşuyor. Devamlı medyada, devamlı medyada hep söylendi. Ha, bu mağlubiyetin sorumlusu bu mu? Değildir. Ama bunlar kötü günlerde hep önüne gelir senin Ertem'cim. Evet. Önüne gelir. Şimdi hep bir şey vardır. Şenol Güneş işte son 7 hafta, 8 haftada işte aynı şekilde hep şampiyonluğu klasik. Herkese bu yerleşti. Bu psikolojik olarak. Şimdi bakıyorsun futbol takımına bakıyorsun. Abi bu takım son 8 haftada farklı futbol oynuyor. Ama ligin başında farklı futbol oynuyor. Bu takım atmosfer, stres üst seviyeye çıktığı zaman, olay biraz daha sertleştiği zaman, gerginleştiği zaman bu takım niye oynamıyor? Bu tamamen liderle alakalıdır. Takımın lideriyle alakalıdır. Ondan dolayı... Bir dakika kal. Sakın sus, konuşmayın. Ondan dolayı. Konuşmayın. Sinan sakın konuşma. Sakın konuşma. Ne oldu hocam? Sakın konuşma. Hiç kimse konuşmayın. Ne oldu? Testereyi ver. Allahu Ekber. Allahu İtikatları ekber. Tuhaf. Müzik verme. Şimdi verme. Abi ne müziği falan yapmayın. İtikatları çok tuhaf. Kozmik evrenle yoğun ilişkisi olduğunu düşündüğüm tırnak içince şizofrenik manyak bir arkadaşımdan bir görüntü geldi. İnanamıyorum. Görüntünün birinde Fernandao, Diego ve Nani'nin bulunduğu yedek kulübesinin önünden bir kedi geçiyor. Hocam o ne ya? Bir de bugünkü kedi, kediler aynı kedi. Hocam şaka mı bu? Söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Maçı da söyleyeyim. Fenerbahçe-Kayseri. Fenerbahçe-Kayseri muhtemelen kupa maçı mı bu? Çünkü Diego'nun önünde. Diego şey, yedek. Fernandao yedek. Bu kim? Görebiliyor musun? Bruno Alves. Alves yedek. Üçü de anoraklarla kulübenin önünde oturuyor. Kulübenin önünde bir kedi. Hemen basayım, Onur'a göndereyim. Tamam. Bir dakika. Gitti. Nasıl gitti? Onur. Onur'dan gel. Evet. Dur hocam. Şimdi bunu büyüterek gösterin kardeşim. Onur sende. Evet. Gitti mi Onur'a? Evet. Şimdi ben bunu nasıl Onur'a gönderdin? Oradan hocam senden bak. Onur'a bakarak yazarak evet gönderdim. Peki. Şimdi tuhaf bir şey var beyler. Yine sakın sapıttığın. Bunlar iyicene böyle tuhaf programlar. Hocam bizi korkutuyorsun ya. Korkmayın. Ya ne korkuyorsun? Niye bağırıyorsun ya? Kedi o zaman bugün Kasımpaşa'nın lehineydi kedi. Aleyhineydi. Ne? Kedi Kasımpaşa'ya yani. Kasımpaşa'nın bariz golleri var. Maç 4 oluyordu, 5 oluyordu yani. Anlamadın, ne alakası? Değil mi? Kedi Kasımpaşa'yla alakalı. Kasımpaşa'yla alakalı. Anlamadın değil mi? Anladım şimdi hocam, benim bir an için... Anladım hocam. Deli muhabbeti yapıyorsun. Anladım ya. Deli muhabbeti yapıyorsun ya. Ay Sinan'ı da delirtti. Delirtme bizi ya. Sinan'ı da delirtti. Sinan'ı da... Hazır mı? Deli muhabbeti yapıyorsun ya. Sinan'ı da delirtti ya hocam. Reklama kaçta gideceğiz? Ya yeğenim. Hocam niye Allah... Hocam böyle bak. Yeğenim şu anda tür 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 tür. Abicim ben gideceğiz burada futbol yorumluyorum. Bir şey söylüyorum burada. Bakıyorum başka bir şey anlatıyorum. Hoca kalkıyor gidiyor. Kedi geçti bana. Kedi oradaki evden, inşaatlardan. Burada da var kedi. Ne var? Bize mi kedi mi yolladılar? Aynı kedi. Uyarım ya. Nereden biliyorsun aynı kedi olduğunu? Ya hocam bırak Allah aşkına ya. Arkadaşlar hocanın bahsettiği. Ya bırak deli muhabbeti yapma Allah aşkına ya. Deli deli. ATV'de yayınlanan Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasını. Ertem her maçta kedi iniyor Ertem. Verecek şimdi. Kedi her yerde var. Her maçta da aynı kedi olduğunu nereden biliyorsun? Anlarca aynı kedi. Bakın. Ne aynı kedi abi? Kediler birbirine benzer. Aynı kedi. Bu aynı kedi ise ben de her akşam burada farklı Ahmet'im. Ne kediyim resmini? Verecek şimdi burada. Ver kediyi. Ertem. Reklama kaçta gideceğiz? Ertem. Bir dakika reklama sonra falan geçme. Burada kedi medir falan filan bırakın abi. Bu işlerin kediyle alakası yok. Hocam. Çıkacaksın topun oynayacaksın sahada. Abi kedi aslan gibi ya. Kasımpaşa takım mücadele etti. Aslan gibi oynadı. Kazandı. Hiç bu işin kediyle mediyle falan alakası yok. Bırakın bu hurafelere. Böyle deli muhabbetler yapmayın. Hurafeler bunlar. Ya, bırakın bu işleri ya. Allah aşkına sinirlendim. Zaten sinirim tepemde ya. Sinancığım. Ne oldu hocam? Sakin ol hocam. Kedidir o kedi. Ya zaten kedi sinirim tepemde. Yapmayın ya. Kedidir o kedi. Çok tuhaf bir durumla bakın.
Bir an için peki kabul. Bir an için beni bir ruh hastası kabul edin. Manyak bir eski hakem. Konuşuyor ruh hastası olduğu zaman da manyak. Bir an için öyle kabul edin. Bu aynı Fenerbahçe Kayseri Türkiye ATV verdiğine göre Kupa maçı. Evet. Arkadaki Fenerbahçeli oyuncular olduğuna göre yedekler Fernando. Hocam kupa maçı. Kupa. Evet, yayıncı kuruluş o. Evet. Oyuncu kulübesinin orada oturuyor maçlar. Önlerinden onlara bakarak bir tane kedi gidiyor. Kedinin bana tanımını yap abo. Kedi? Evet. Allah'ın yarattı. Hayır. Nasıl tanımlayayım? Eşkalini ver. Evet, beyaz, gri, karışık. Biraz etine doldun. Evet. Boyun bölgesinde beyazlıklar var. Hocam bu kedi şişman. Bir dakika. Bu kedi şişman. Bir dakika. Bu kedi nasıl bedava bir kedi hocam? Hocam bu kedi, bak bu kedi bir kere zayıf. Yan yana koşsana. O şişman kedi, yapma Allah aşkına ya. Fenerbahçe stadında tabii şişman kedi olacak. Zengin stad. Şimdi bak lafı nereye geçeceğim. Bu kedi vücut gri, boynunda. Ya ötekine geçsene kardeşim. Hocam ayarlıyorlar. Arkadaşlar ayarlıyorlar hocam. Kedidir ayarlıyorlar. Kedi. Kasım, kedidir o kedi. Hocam şu Ankara'dan an sosyal medyada yıkılıyor. Peki kedinin önce Ahmet Çakarcılar diye iki ayrıldılar. Hocam ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Ya niye beni ifade özgürlüğüme niye... Hocam niye ifade özgürlüğü falan yapmıyorsun? Bir an için beni bir dakika... Hocam deli muhabbeti yapıyorsun ya. Bir an için kediyle ne alakası var gol kaçırmana? Allah rızası için benim diyor. Nasıl deli ya? Deliyim ben kendi diye düşünüyorum. Bir bitirsin o zaman. Bir bitireyim ya. Hocam her hafta beni deli diye düşünün. Beni deli farz edin diyorsun. Git şu tımarhane evi nereye gideceksin? Göstersenize öbür kediyi arkadaşlar. Yok ya. Arif Verim Hoca'ya mı gideceksin? Nereye gideceksin? Bak diyor ki hocam ben delik farz edin diyor. Bırak delidir ne yapsa yeni bir kediye yapalım. Buyur hocam. Peki bu kedinin... Sen şimdi bak hocam. İkisi aynı mı? Hocam kedinin fasolyeyi var mı hocam? Hocam alttaki Kasımpaşa stadındaki üstteki kedi gibi. Aynı kedi. Yukarıda kediyi gösteriyor. Hocam kedi aynı resmen kedinin fasolyeyi var mı fasolyeyi? Rahatsız. Fasolik de mi girdi? Artık ben bilmiyorum. Kedinin fasolyeyi var mı hocam? Allah rızası için. Kaçak. Allah rızası için. Yukarıdaki kediyi bana tam vücut ölçüyle gösterin. Tam gösterin, tam ekran versenize. Yukarıdaki kediyi ama. Yukarıdaki kediyi. ATV'deki kediyi. Bakın kediyi böyle. Salın. Kedinin inanılmaz bir olay, ön bacakları. İyi dinleyin. Eşkal tanımlıyorum. Kısa. Bir dakika. Ön bacak kısa değil. Bombe olduğu için tam görünmüyor. Görünmüyor. Ön bacaklar beyaz. Kimler yüksek? Arka bacağının bir tanesi kalçadan itibaren beyazlıyor. Boynunda da bu kedinin beyaz bir renk halkası var. Evet. Diyor. Mutabık mıyız? Evet. Biraz etine dolgun. Evet. Şimdi Kasımpaşa'nın kedisini ver. Hocam o bugün de kediyi verin arkadaşlar. Tam ekran. Saraçoğlu'nda. Işık var. Bakın önler öndeki bacaklar beyaz. Bir de bacağının bir tanesi görebildiğim kadar kalçadan başlayan bir beyazlık. Bir şey. Ve boynunda beyaz bir hare. Beyaz. Bir farkı var. Bu kilo, kedi birazcık kilo vermiş. Ama Kayseri maçından bu yana çok zaman hocam geçti. Nereye geleceksin? Hocam bir de Saraçoğlu'nda zenginler var ya et atıyorlar şimdi hayvana. Beyler. Bu dakikadan itibaren lütfen bana iki defa deli diye düşünün. Çok da bir teorim var. Bu teoriyi yıllar önce Telegol'de çıkan bir kadın vardı. Direklerin altına, kaledirin altına çöp. Çok önemli. Keçesi. Bulduk hocam. Tamam mı? Biz bulduk hocam. İşte onu diyorum. Beşiktaş ayı zamanında yapıldı. Ne büyüsüydü bu? Kemik. Ne o kemik? Hayır. O ne o? Toplu iğne batırıyorsun. Vudu mu? Toplu iğne batırıyorsun. Buldunuz değil mi? Serhat'la yaparken bunları buldunuz değil mi? Serhat'la değil hocam. Ben menajerken Serhat'la ayrı. Hayır Serhat'la bunu programını gösterdi değil mi? Biz şimdi Beşiktaş'tayken, biz Beşiktaş menajeriyken, ben Beşiktaş menajeriyken İnönü Stadı'nda buldum. Resmen. Ne buldun? Bu vudu. Demek ki Fenerbahçe ufak ufak vudulu mudulu, kemikli idrar torbalı, çimin içine, kale direklerde. Bu sabit mi? Bravo hocam. Şimdi reklama mı geçiyoruz? Reklam kardeşim. Hocam. Tüylerim diken diken. Çok sinirim kalkmadı aslında. Tuhaf bir şeyle karşı karşıyayım. Sinan sana bakıyorum. Bazen kedi gibi oluyorsun. Kedi gibi görüyorum seni. Biliyor musun şu anda? Tuhaf. Gözler. Ben sevmem kedi. Kedi sevmem. Kedi seveni de sevmem. Reklama gidiyorum. Kedi seveni de sevmem. Hiç sevmem kedi. Şeytanı sevmem. Şeytanı sevmem. Bu kastını yapacağım. Dinleyin. Hocam. Reklama kediyi sevmem. Kedi seveni de sevmem. Kafayı yedi. Kör hayvandır kedi. Reklama gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, derin futbol devam ediyor. Beşiktaş'ın mağlubiyeti ve sonrasında kalan maçları konuştuk ve kedi. Ahmet Çakar'a gelen bir fotoğraf. Sonrasında o kediyi konuşuyoruz. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasında Ülker Stadı'nda Şükrü Saraçoğlu'ndaki kedi
ve sonrasında haftalar sonra Kasımpaşa Stadı'ndaki kedi aynı kedi diyor Ahmet Çakar. Aynı kedi olmasa da tek merkezden yönlendirilen kedilerdir bunlar. Aa hocam ne bu? Kedi komplosu mu? Sinan Engin Beşiktaş menajeriyken biz İnönü Stadı'nda üzerlerine çiviler çakılmış bir küçük Barbie bebek gibi bir şey bulduk demişti. Hocam, doğru. Daha sonra Serhat Ulu Eren'le Telegol programında ben yoktum ama seyrettim. Fenerbahçe Kadıköy Stadı'nın zemininin altına, direklerin altına muskalar, küçük kemik parçaları, içinde idrar olan küçük torbaların konulduğu belgelendi. Bu kedilerde bir iş var beyler. Soldaki kedi, bugünkü kedi mi Ertem? Soldaki kedi Kasımpaşa'daki kedi. Sağdaki kedi. Vay be. Sağdaki kedi Kadıköy'deki kedi hocam. El ele kaldık ya. Ne diyorsunuz? Bence bu kediler. Sinan Engin'i dur böyle. Bakın. Sağ bacağına bakın. Hayır hayır deminki resim. Deminki soldaki kedi. Sağdaki kedi Fenerbahçe'de. Soldaki kedi Kasımpaşa'da. Kedilerin. Bu kadar mı zor kedinin kalması kardeşim? Şu öbür kedi kalsın arkadaşlar. Evet bunu değiştirmeyin. Bakın soldaki kediyle sağdaki kedi arasında bana farkları söyleyin. Sağ bacak kalçadan itibaren beyaz. Her iki ön bacak beyaz. Boynunda beyaz bir harem var denir. Böyle beyaz bir çember var. Biraz tek bu, farkı kilolu. Kilo. Anlamadığım bir şey var hocam. Evet. Şimdi kilo. Bu kedi ne yapıyor? Kardeşim, ya sağda ne yapıyor? Söylüyorum. Ya bana söylüyorum. Hani kedi, şurası bir gerçek ki. Kimin için bu kedi oldu? Söylüyorum. Hani kime ne yapmaya geldi? Derin nefes alın. Aldık tamam alıyoruz devamlı alıyoruz. Oh. Fal, büyü, muska işlerine meyilli olduğunu düşündüğüm Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşlar. Bu kediler üzerinden operasyon yapıyor. Bunlar Aziz Yıldırım'ın kedicikleridir. Bitti. Bir bu eksikti. Bir bu eksikti. Bravo. Hocam peki bir şey soracağım sana. Yalnız bu kedi yanlış gitmiş. Bu kedi Kasımpaşa'yı bugün durdurdu. Maçı Kasımpaşa kazandı. Hayır yani, maçı yani kedi Beşiktaş için gitti. Hocam bir dakika Kasımpaşa'ya, sen Beşiktaş menajeriyken o üstüne bağlanmış. Doğru o. Hocam. Onu anlat neydi o? Hocam çok önemli. Bize istihbarat geldi devlet düzeyinde. Evet. İstihbarat geldi. O zaman İnönü Stadı'na gittik baktık kale arkalarında. O vudu mu? Vudu mu? Ne o? Vudu mu? Vudu. Vudu. Bebeğe bir şeyler saklıyorlar. Küçük bebekler yok mu? Öyle? Nereye saklanmış onlar? Kalenin arkalarında, altlarında, kale şeylerinin direklerinin altında falan bunlar gömülmüş. Vardı. Bulduk bunları. Kim ben gömdü? Buldum ben biliyorum. Kim gömdü? Hocam oraya sus yapılmışsa da. İnönü Stadı mı? Yapıldı şey, ama vudu mu? Vudu bilmem ne. Bize vız geldi abi vudu mudu. Tokatladık. Ya tak, bu tak, şeylere tak, inanılır mı zaten ya? Ya vudu mudu falan geç abi vuduyu muduyu falan. Tak 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 tokatladık. Belki de tamam. Ha erken bulduk belki vuduları. Vuduları oradan aldık ya. Aldık ondan sonra herhalde engellemiş olduk. Belki de sizin lehinize yapıldı. Engelledik oldu. Rakip takımı durdurdu. Değildi ya ben böyle şeye inanmam.